Evet, herkese triyakioto.com YouTube kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün bir pazar sohbeti yapacağız sizlerle. Eski model lüks araç alınır mı? Bakalım neden alınır, neden alınmaz? Benim yorumlarımı belirteyim. Ayrıca videonun altında, videoyu sonuna kadar izledikten sonra lütfen, ben çünkü esraflı bir şekilde incelemeye çalışacağım, çok aşırı uzatmadan. Eski model lüks araç alınır mı? Siz de fikirlerinizi belirtip yorumlarda bu konuyu tartışabilirsiniz. Bir bilgilendirici içerik değil bu aslında, çünkü göreceli bir kavram değil denilebilir. Ama kanalımızda ağırlıklı olarak LED far ampulleri ve oto elektronik aksesuarları ve genel aksesuarlar üzerine videolar çekiyoruz. Ancak arada bir böyle sohbet videoları da çekiyoruz. Kanalımız hareketlensin, neşelensin. Ayrıca bizi Instagram triyaki.oto, triyaki.com, TikTok kanalı ve TSO'su büyük triyaki.oto X, yani Twitter hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Eğer ilk defa aramalardan karşınıza çıktıysa bu video. Öyleyse bakalım neden eski model araç alınmaz bana göre. Eski model aracın alınmayacağını, lüks aracın başa bela olacağını düşünen bir insanım. Aslında böyle biraz uç örnekler veriyorum, uç tepkiler veriyorum ama bunun bazı sebepleri var tabii ki. Şöyle başlayalım. 2024 yılı itibariyle 1 milyon lira paramız var ve bir araba almayı planlıyoruz. Eski model araçlarının lüksleri çok cazip geliyor. Görüntü olarak ve konfor olarak ve onlarca ekstra özellik var. Koltuklarda masajlar, bilmem neler. Videolarda görüyorum arkadaşlar. Bakın işte 2000 model araçta, yeni 2024'te olmayan koltukta masaj özelliği. Öyle masaj özelliği olmaz olsun. Neden biliyor musunuz? Arkadaşlar eski model araçlarda arıza konusu tahmin edebileceğiniz gibi çok çok fazla yaşanabiliyor. Bu da yaşına bağlı olarak gayet normal. Biliyorsunuz yurt dışında videolarda yine seyrediyoruz, Reels videolarında. Eski model araçlar belli bir dönemden sonra, belli bir kilometre ve yaştan sonra geri dönüşüme gidiyor. Bizim ülkemizde neden böyle kullanılıyor? Tabii ki romantik sebepler var ve ayrıca ekonomik sebeplerden dolayı ağırlıklı olarak eski model araçlar kullanılabiliyor. Peki eski model araç mı alalım, yeni model araç mı alalım? Bu konuya değinmeden önce sizlere bir marka üzerinden birkaç dakika uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer kesenizi, cebinizi düşünüyorsanız. BMW. Tahmin edebileceğiniz gibi bu markayı tahmin etmesi fazla zor değil. Çok güzel bir marka. Benim hayran olduğum, en sevdiğim otomobil markası BMW. Evet doğrudur, çok güzel. Çoğu genç gibi ben de BMW'yi çok seviyorum. Ancak çok uzun dönem olmasa bile bir dönem BMW kullanma şansım oldu. Ve etrafımdan da duyuyorum, araştırmalar da yapıyorum. BMW araçlar özellikle 70-80 bin kilometre gibi, aslında göreceli olarak düşük bir kilometre bu. 100 bin kilometre diyelim, 100 bin kilometreden sonra eğer cebinizi düşünüyorsanız ve rahat bir şekilde, şöyle derler ya, kontağı çevir ve bütün dünyayı dolaş, bütün Türkiye'yi dolaş. Böyle düşünüyorsanız BMW almamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hatta şöyle bir şey geldi başıma. Bir tane BMW ile yolda kaldım. Çekiciye binerken yanından bir araç yanaştı. Allah cezasını versin diye bir sürü laf etmeye başladı. Dedim ne oluyor, bir anda korktum, şöyle döndüm. Diyor ki bende de BMW var, iki kere motor yedi ve şu an hala sanayide yatıyor. Bütün paramı yedi, lanet olsun böyle arabaya. Arkadaşlar şunu da belirteyim. Bakımı güzel olduktan sonra, bakımları yapıldıktan sonra bir araç kolay kolay arıza vermez diye bir sav da var. Ben buna inanmıyorum. Neden? Yani bir motoru, şanzımanı, o araç otomatik şanzımanlı bir araçtı. Otomatik şanzımanla ne gibi bir hata yapabilirsin ki şanzımanı 100.000, 150.000 gibi kilometrelerde arıza versin? Ve bunu gerçekleştirebiliyor. Daha hassas, daha nazlı arabalar diyebiliriz. Özellikle BMW almayı düşünüyorsanız, eğer imkanınız yetiyorsa ki bunun için 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon liralar gibi rakamlara çıkmanız lazım. 50 bin kilometre, 40 bin kilometre gibi düşük kilometrelerde, hatta imkanınız varsa sıfır bir araç alıp vadesi geldiği zaman, garantisi bittiği zaman yollamak daha iyi olacaktır. BMW özelinde durum kesinlikle ve kesinlikle damgalı bir şekilde böyle. Bu konuyu tartışmaya açık olduğunu bile düşünmüyorum. E36'ları E46'lara nasıl biniyorlar? Tabii ki sanayicilerle kanka olarak biniyorlar. Çoğunlukla maalesef her ay bir araba başa bir masraf açıyor ve lüks araçların eskisinde, konumuzu buradan bağlayalım. Lüks araçların eskisinde yedek parça maliyetleri çok yüksek olduğundan dolayı
masrafları da çok ağır oluyor. Yani bir marş dinamosu, bir vesaire ufak tefek şey gibi görünen bir şeyin bile parçası 15-20 bin liraları buluyor. Sanayiye gittiğinizde de şöyle bir olumsuz şey var. Hiç hoş bir şey değil aslında bu. O zaman BMW'ye binmeseydin kardeşim, o zaman Mercedes'e binmeseydin kardeşim. Tabii ki bu çok yanlış ve ayıp diyebileceğim bir görüş. Sen onun ustasısın ve insan bu araca binmek istiyor. Bu araç da 2010 model, 2007 model, 2006 model bir araç. 5 milyonluk, 10 milyonluk bir araç değil sonuçta. Masrafın yüksek olmasına rahatsız olman gayet normal. Veya masrafı düşürmeye çalışman gayet normal. Sanki Rolls Royce'da biniyormuş gibi muamele yapıp sen o zaman Mercedes'e binmeseydin, BMW'ye binmeseydin gibi yorumlarda bulunuyor. Peki gelelim yeni araçların avantajlarına. Arkadaşlar yeni araçlarda tamam, bazıları gerçekten bazı marka modellerde çok abartılıyor. Yani arka camları kollu. 2024 yılındayız, arka camları kollu araçlar çıkabiliyor ama. Birincisi garantisi var arkadaşlar aracın. Garantisi motor, mekanik, elektrik aksamını kapsayacak şekilde garantisi süresince sadece bakımlarını yapıp gayet rahat bir şekilde kafanız rahat binebiliyorsunuz. İkincisi parçaları daha uygun fiyatlı oluyor. Örneğin Fiat, Renault gibi araçlarda eğer bir problem çıkarsa bile ki 10 bin, 20 bin, 30 bin gibi çok düşük kilometrelerde bir problem çıkarma ihtimali çok çok düşük olmasına rağmen, problem çıkarsa bile garantisi bittiğini varsayalım, bunun masrafı çok çok düşük olacaktır. Yani yeni araçların, yeni alt segmentte kalan, alt sınıfta kalan araçların işletme maliyetleri de çok çok düşük oluyor arkadaşlar. Bunun için ben size yeni araç almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Bir de yeni kavramından bahsetmek istiyorum. Yeni kavramı burada bazılarına göre 2020 model, 2019 model bir araç yeni gibi, çok yepyeni gibi görünüyor ülkemizde. Yine ekonomik şartlar devreye girdiği için. Ama 2019 model, 2020 model bir araç şu an itibariyle bile 4-5 yaşında sayılıyor. 5 yıllık bir araç çok genç sayılmaz arkadaşlar. 2-3 yıllık bir araç genç sayılabilir ama 5-6 yıldan sonra bir araç genç sayılmıyor. Yani 2010 model, 2012 model bir araç düşündüğünüzde 15 yaşında bir araç demek. 150-200 bin kilometreden aşağı kilometre yapmamış demektir. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Bu sebepten dolayı sadece koltuğunda masaj özelliği varmış 2000 model Mercedes S-Class. Sadece şu varmış gibi romantik sebeplerden dolayı birkaç tane fazla özellik elde edeceksiniz diye çekicilerin üzerinde gezmeye gerek yok. Bende bir tane araç vardı 2004 model 4-5 sene önce. 2004 model bu aracın vallahi telefonumda herhalde 30-40 tane çekici telefon numarası var. Şehirler arası çekici dahi var. Ben Ankaralıyım. Ankara'ya gitti geldi araç. İstanbul için. İstanbul'dan Ankara'ya gitti geldi. Yani bu maceraları, bu rezillikleri yaşamak sadece maddiyat değil, cabası diyelim. Ya ben keyfime düşkünüm arkadaş. Sen anlatıyorsun ama böyle bir güruh var, böyle bir kesim var. Buna ben çok karşıyım. Ya 98 model Mercedesler var ya, taş gibi, tamamen el yapımı, tamamen Mercedes'in harika araçları. Evet ama arkadaşım o araç artık 25 yaşında. Artık neredeyse antika olacak o araç. Yani bu araç sağlam yapıldı zamanında diye sen onu 50 sene kullanacaksın diye bir şey yok. Yüksek maliyetler yüzünden eski model araç almayı bence tercih etmemeliyiz. İmkanınız nispetinde yeni model araç olabilir. Ama şu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. 3 yaşında bir Egea mı? 7 yaşında bir 6 yaşında 7 yaşında bir biraz daha lüks araç mı? Burada lüks olan aracı, lüks olan sınıfı tercih edebiliriz. Markayı tercih edebiliriz ama gidip sıfır bir tane Egea, Megane 4 bunlar piyasada en çok satılanlar olduğu için söylüyorum. Bunu almak yerine gidip 15 yaşında, 20 yaşında bir tane Mercedes S almak pek akıllıca bir şey gibi görünmüyor. Tabii ki ben de spor bir arabaya, lüks bir arabaya binmeyi çok çok isterim. Genç biri olarak söylüyorum. Aslında gençlerde bu çok fazla var. Nasıl? Spor bir araç olsun. Mesela BMW E60 sevdası vardır. Yine BMW'ye gelecek olursak. 2005-2006 model BMW'lerde o 5 serisi efsane bir kasa. Evet efsane kasa ama efsanesi eskide kaldı maalesef diyebiliriz. Yani bu videodan ne çıkarabiliriz? Benim naçizane görüşüm. Mutlaka ve mutlaka düşük kilometreli ve yeni model olması size maliyet ve rahatlık açısından, yani kontağı çevirip kafanız rahat bir şekilde hareket etmeniz açısından çok daha faydalı olacaktır arkadaşlar. Peki bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin.
Hem Mercedes gibi markalara gelecek olursak, az önce söylediğim gibi daha sağlam, daha dayanıklı olsa da belli bir ömrü var bunun da. Yani şunlar birazcık komik kaçıyor artık. İnternette var ya işte teneke Egea, bilmem ne Megane. Arkadaşlar artık böyle değil, yeni teknolojiler artık devreye giriyor ve yeni teknoloji motorlar. Motor gücü sebebiyle de eski araç almaya yeltenenler var. Artık zaten elektrikli araçlar bile piyasaya çıkmışken bununla alakalı bir video çekmiştim. Elektrikli araçlar tamamen çöptür diye çok tepki gördü. Tabii ki biraz uç örnekler verdim yine ben. Ama elektrikli araçlar için erken olduğunu düşünüyorum. Elektrikli araçlara tamamen karşı gibi bakmıyorum. Daha erken, bir 5-10 senesi daha var. Çünkü daha uzun menzil, daha uzun ömür, daha neler olacak beraber göreceğiz. Ama yeni model araçların da böyle uyduruk olduğunu, sadece motor gücü yüksek diye eski model araçlar almanın bir mantığı yok. İşte bu 3000 motor, 6 silindirli bir araba. Evet, çok güzel, çok güzel bir antika almış olursun. Onun yerine yeni model bir 1.6 motor araç çok daha yüksek teknolojilerde çok daha güzel verim verebilir. Ayrıca ülkemizde yakıt maliyetleri bu kadar aşırı yüksekken daha uygun yakıt maliyetleriyle bir araç almış olursunuz. Peki sizin tercihiniz hangisi? Yorumlarda belirtin. Herkesin yolu açık olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.